Sedat Lechner Işık-Batı bağlantısı. Cevapsız kalan sorular. IŞİD, DAEŞ kendisini İslami bir örgüt olarak tanımlıyor ama tarihte onun kadar İslam'a zarar veren ikinci bir hareket daha olmamıştır herhalde. IŞİD, eylemleri ve söylemleriyle fiilen bir dine hem iftira atıyor hem de onun mensuplarına en büyük zararları veriyor. Daha önceki yazılarımızda da ifade etmiştik. Eğer Batı'da veya İsrail'de bir mucit çıktı, Müslümanlara zarar verecek, onlar arasında fitne çıkaracak ve Batı'ya büyük katkılar sağlayacak bir örgüt kurmak istedik. ...deseydi, kuracağı o örgüt IŞİD'den başkası olamazdı. Başka bir deyişle, Afrika'dan Suriye'ye kadar hemen her yerde... ...El-Kaide ve IŞİD, Batı'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyor... Onların tasarladıkları yeni Orta Doğu adım adım gerçekleşiyor. Üstelik minimum batılı zayiat ve maksimin yerel kayıpla. Meseleye böyle baktığımızda ya IŞİD ne yaptığını bilmeden kullanılıyor ya da birileri mevcut dengeleri çok iyi manipüle ediyor. Meseleye diğer taraftan baktığımızda da benzeri sonuçlara varıyoruz. Irak, Suriye ve Libya fiilen çökmüş olmasına rağmen. Batı dünyasının tepkisi oldukça sınırlı. Özellikle Amerikalıların açıklamalarında panik havasından eser yok. Hatta Amerika kaynaklı yayın organlarında Ara sıra bu bizim savaşımız değil. Bırakalım Müslümanlar kendi aralarında çözsün tarzında yazılar da çıkıyor. Nitekim IŞİD'le mücadelede halkı Müslüman devletlerin rolleri ilginç bir şekilde artıyor. Ürdün'ün Irak'ı bombalaması için pilotunun bir kafeste yakılması yetti. Kafeste yakılan pilot sayesinde hem İslam'ın ne kadar vahşi bir din olduğu propagandası dünyanın zihnine yerleştirilmiş oldu hem de Ürdün'ün savaşa daha fazla angaja edilmesi sağlanmıştı oldu. Aynı şekilde Libya'daki savaşan Mısır ve diğer Müslüman ülkelerin girmeye başladıklarını görebiliyoruz. Belki de zaman içinde Libya'da birçok ülkenin resmen savaştığı yere dönüşecek. Bu yeni dizaynda Suudi Arabistan diğer körfez ülkeleri ve Türkiye'yi dengede arzu ettikleri yere sokmak için kullandıkları ülke ise İran ve Şii dünyası. Irak şimdiden İran'a teslim edilmiş durumda. Iraklı askerleri İranlı komutanlar idare ediyor. Şii silahlı milisler IŞİD'i aratmayacak insan hakları ihlalleriyle Irak'ta yeni mezhep savaşlarını körüklüyor. Etkisi yayılan İran doğal olarak Suudi Arabistan'ı kışkırtıyor ve o da durumu dengelemek için Amerika'ya hatta İsrail'e yaklaşabiliyor. Tüm bunları söylerken elbette IŞİD'i şu devlet veya bu devlet kurdurdu demiyorum. İslam dünyasının iç sorunları, özellikle eğitimsizlik ve şuur eksikliği de gelinen noktada etkili olmuştur. Ancak ortada ciddi bir yönlendirmenin olduğu da açık. Ayrıca belli ülkelerin IŞİD'le bağlantılarındaki tuhaflık da her türlü komplo teorisine meşru zemin hazırlıyor. Kanada-IŞİD bağlantısı Anlayacağınız garip işler oluyor garip işlere en son Kanadalı ajan eklendi. Biliyorsunuz son haftalarda İngiltere IŞİD'e katılmak için evlerini terk eden 3 kız öğrenci Şamina Begum, Anira Abase ve Kadiza Sultana nedeniyle çalkalanıyor. Basında sık sık öğrencilerin Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiği haberleri çıkıyor ve bu durum nedeniyle Türkiye yoğun şekilde suçlanıyordu. Önceki gün ortaya çıkan bilgi IŞİD'e giden 3 kız hikayesini daha karmaşık bir hale getirdi. Türkiye etkililerin tespitine göre kızları Suriye'ye götüren kişi IŞİD mensubu değil, Kanada istihbaratından bir kişiymiş. Üstelik bu operasyon için paralar da İngiltere'den geliyormuş. İstanbul'da teslim aldığı kızları Gaziantep otogarında terör örgütü IŞİD'e teslim eden istihbaratçının koalisyon üyesi Kanada'ya çalıştığı ve kod adının da Doktor Reşit olduğu iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş oldu. Katıldığı bir televizyon kanalında bu kızların Suriye'ye geçmesi konusunda yardım eden kişi kim çıktı biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı. Çok ilginç değil mi? AB üyesi değil, Amerika'da değil. Koalisyon içinde bulunan bir ülkenin istihbaratına çalışıyor demişti. Basına sızan bilgilere göre Kanada'ya çalışan Suriye uyruklu istihbaratçı kızları 18 Şubat'ta Gaziantep'e götürmüş, daha sonra Suriye'de Ebu Bekir Koladlı DAEŞ militanına teslim etmiş. Kanada'ya çalışan Muhammed Erreşit sorgusunda şunları söylemiş. Kanada istihbarat Servisi için çalışıyorum. Zaman zaman servisin aldığı biletlerle Ürdün'e giderek Kanada Başkonsolosluğunda topladığım bilgileri ilgililerle paylaşıyorum. Son olarak Şamina Begüm, Anira Abase ve Kadiza Sultan adlı kızları İstanbul'dan alarak Gaziantep Otogarı yakınına getirerek eleman aktarımı yapan şahıslarla irtibata geçtim ve Suriye'ye götürmek üzere teslim ettim. 21 Şubat 2010 15 Kanada istihbarat görevlilerine bu konuda bilgi aktardım. Tüm bunları Kanada vatandaşlığını elde etmek için yaptım. Yetkililer, Erreşide aktarılan paranın kaynağına baktıklarında da ilginç detaylarla karşılaşıyorlar. Paranın kaynağı İngiltere görünüyor. Üstelik bu iş Reşid'in tek vukuatı da değil. Şu ana kadar en az 28 kişiyi Türkiye üzerinden IŞİD'e ulaştırmış. Kanada iddiaları reddediyor. Türkiye'de yakalanan kişinin Kanada vatandaşı olmadığını, Kanada istihbarat Birimi CSIS'in de mensubu olmadığını söylüyor. İpin ucu nerede? Kanada bu tür operasyonları tek başına yapmaz. Orta Doğu'da İngiltere ve Amerika ile birlikte çalışır. Eğer iddialar doğruysa, IŞİD'e kaçırılan 3 İngiliz okul öğrencisiyle kamuoyunda büyük bir etki oluşturulmak istenmiş olabilir. Eğer iddialar doğruysa, Batı dünyası IŞİD konusunda göründüğünden çok farklı bir pozisyonda duruyor demektir. Bekleyip göreceğiz. Son olarak eğer iddialar doğruysa, Türkiye Batı'nın Orta Doğu politikalarının çok dışında tutuluyor, ona rağmen oyun kuruluyor demektir. Eğer böyle olmasaydı Türkiye böylesine hassas bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadan önce Kanada Devleti ile paylaşır, bu olayın anlamını sorar ve sonunu tatlıya bağlardı. Ancak anlaşılan o ki Türkiye yaşanılanların kendisine karşı bir saldırı olduğunu düşünüyor. Bu da sorunun bir diğer düşündürücü tarafı. Sedat Laçiner, internethaber.com